Selamlar herkese. Ben Alkan. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta nasıl FPS'imizi arttıracağımızı öğreneceğiz arkadaşlar. Dilerseniz videomuza geçelim. Öncelikle birinci yapacağımız şey Windows üzerinden olacak arkadaşlar. Windows arama kısmına oyun modu yazıyoruz. Ve buradaki oyun modu eğer sizde aktif değilse buradaki oyun modunu aktif ediyorsunuz. Ve Xbox Game Bar kısmı var solda. Buraya giriyoruz. Eğer Xbox'la alakalı bir oyununuz yoksa benim Forza var. O yüzden açık. Bunu kapalı tutun. Bu da FPS'i düşüren bir etkenlerdendir. Şimdi ikinci yapacağımız şey çalıştırı yazıyoruz arkadaşlar buraya ve yüzde temp yüzde yazıyoruz ve açıyoruz. Buradaki dosyaları silin arkadaşlar. Buradaki gereksiz dosya kalıntıları olduğu için bunları silebilirsiniz. Ben şu anda bunları atla diyorum çünkü bunları kendisi silmiyorsa bir bildiği vardır herhalde Windows'un. Sonra yine çalıştırı yazıyoruz arkadaşlar arama kısmına. Bu sefer sadece temp yazıyoruz yüzde olmadan. Ve buradakileri de siliyoruz. Ben yeni sildiğim için burada bende dosya yok. Sizde 200-300, 2 GB, 3 GB dosya olabilir arkadaşlar. 200-300 tane. Şimdi, üçüncü yapacağımız şey Windows'ta masa üstünüzü temiz tutun arkadaşlar. Yani bir tane klasör açın ve klasörün içine bütün oyunlarınızı, belgelerinizi, dosyalarınızı atın. Ve siyah bir arka plan kullanın, düz renk. Çok çok daha FPS'inizi arttıracaktır. Başka anlatmadığım bir şey kalmadı sanırım. Yok, kaldı. Şimdi arka plan uygulamaları yazıyoruz arkadaşlar buraya. Tekrardan arama kısmına. Buradaki gereksiz gördüğünüz, kullanmadığınız bütün uygulamaları arkadaşlar kapatın. Ben de kapalı kullandığım uygulamaları kapatmadım. Hatta bunu bile kapatabilirim mesela. Şimdi gördüm. Başka bir şey yok sanırım. Burada mesela kamera falan var. Bunları kapatın arkadaşlar. Ben de açık ben belki bir işime yarar diye kapatmadım ama sizin eğer bilgisayarınız kötüyse ve FPS'iniz düşükse bunlar gerçekten bilgisayarınızı kapatmanız bilgisayarınızı hızlandıracaktır. Şimdi dilerseniz oyunumuzdaki ayarlara geçelim. Şimdi öncelikle şu ayarlara geçmeden önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Valorant'ta çok fazla bir grafik yok yani çok fazla güzel bir grafik yok. Mesela Rainbow Six Siege'de gerçekten grafikler bana güzel geliyor. Ve grafikleri arttırmak istiyorum biraz da. Ama bu oyunda grafikler düşük ayarlarda da olsanız, orta ayarlarda da olsanız, yüksek ayarlarda da olsanız çok fazla fark etmiyor. O yüzden size tavsiyem eğer küçük bilgisayarınız varsa ayarlarınızı kesinlikle en düşüğe alın. Şimdi girelim buradan görüntü ayarlarına. Burada eğer sizde bilgisayarınız gerçekten çok fazla kötüyse hazır ayar yapabiliyorsunuz burada. Özel ayar yapabiliyorsunuz. Çok özür dilerim. 1400'ü 1080 alıyorsunuz arkadaşlar. Bu 4'e 3 oluyor. Hazır ayarsız, özel ayarsız daha doğrusu. Özel ayarsız yapılıyor mu Valorant'ta bilmiyorum ancak bende özel ayar olduğu için direkt yapabiliyorum. Büyük ihtimalle özel ayarsız da yapılabiliyordur. Bunu 1440'a 1080'e alın arkadaşlar bilgisayarınız kötüyse dediğim gibi. Burada bütün eğer zaten pilli FPS'i kısıtla falan bunlar şey. Laptop kullanıcıları için, masaüstü kullanıcısıysanız bunların hepsini kapatın arkadaşlar. Grafik kalitesine geldiğimiz zaman burada grafikleri ben ortada oynuyorum arkadaşlar. Ama sizlere göstermek için kapattım. Burada grafikleri arkadaşlar en düşüğe alın. Vignette ve VSRGNC'yi kapatın arkadaşlar. Bu nasıl okunuyor gerçekten bilmiyorum o yüzden kusura bakmayın. Bu arkadaşlar FPS'inizi ekranınızın hertzine göre sınırlıyor. Ekranınız 75 Hz ise 75 FPS alıyorsunuz. Ancak 75 Hz'de 200-250 FPS almak ve 75 FPS almak gerçekten farklı arkadaşlar. Akıcılığı hissedersiniz. Vignette'i de kapatın. Bu çok gereksiz bir şey zaten. Burada kenar yumuşatmayı hiç bilmiyorum. Ve eş yönsüz filtrelemeyi de 2x alın arkadaşlar. Bilgisayarınız kötüyse bile bunu 2x alın. Gözünüz yoksa 1x'e gerçekten tırtık gözüküyor. Ben sinir oluyorum öyle tırtıklara. O yüzden 2x aldım. Burada netliği arttırın. Bence açın arkadaşlar. Bu çünkü hem oyununuzdaki silahınızın skin'i daha güzel gözüküyor. Adamları daha net görebiliyorsunuz. Şuradan sesleri bir kısayım ben direkt. Hiç uğraşmayalım. Şimdi bir tane isterseniz map'e girelim arkadaşlar. Harita güzel grafik. Icebox'a girelim. Hemen başlayalım. Şu anda size arkadaşlar neyi göstermek istiyorum? Düşük ve yüksek grafikler arasında farkı göstereceğim. Hemen jet seçelim. Fark etmez zaten bu. Evet, girsin bakalım. Kusura bakmayın arkadaşlar, bunları bekliyorum şu anda.
Evet, hadi girerse artık göstereceğim. Hadi, hadi. Evet, girdik arkadaşlar. Şuradan. Burada, bu arada arkadaşlar, Valorant'ta çok sevdiğim bir özellik. MSI Afterburner'a ihtiyaç duymadan buradan istediğiniz gibi her şeyi görebiliyorsunuz. Yani FPS'inizi görebiliyorsunuz. Her şeyinizi görebiliyorsunuz. Ekran kartı işlemi sayısı vesaire vesaire. Burada her şeyi görebiliyorsunuz. Şimdi ben kaç FPS alıyorum bu ayarları yaptım. Size gösterdiğim ayarları yaptığımda arkadaşlar. Xbox'ta birazcık daha dolu dolu olduğu için, şu dağlar mağlar olduğu için daha düşük FPS alırsınız normalde. Şu anda 260, 270. Böyle arkamızı dönelim, bir gezelim. Evet, 270, 280. Yani 200 FPS'in altına inmiyor şu anda. Ve grafikler gördüğünüz gibi gayet de güzel arkadaşlar. Çok bir fark yok. Şimdi yükseğe alalım. Kenar yumuşatmayı açalım. Bunu açalım. Bunları açalım. Şu an ayarlarım bu şekilde. Ve 150, 140, 120 FPS alıyorum arkadaşlar. 130 FPS. Yani gerçekten hani 130 FPS, ben 144 Hz monitör kullanıyorum. 130 FPS bile bana hani böyle bir akıcılığı hissettirmiyor. Ama 200 FPS'e geldiğimiz zaman gerçekten oyun çok fazla akıcı oluyor. Ve şöyle yüksek ayarlarda bir görün arkadaşlar oyunu. Ve şimdi orta ayarları alayım. Bunları da kapatayım. Bunu 2x alayım. Buna hiçbirini yapayım. Benim oyun normalde oynadığım ayarlar bu arkadaşlar. Bu ayarlarda oynuyorum. Şu anda 160-170 FPS arası alıyorum ve gerçekten hiçbir fark yok. Grafik olarak. Garip bir şekilde gerçekten hiçbir fark yok. Düşüğü alalım. Bunu da 1x yapalım hatta. Kenarlardaki tırtıklar yüzünden ben arkadaşlar 1x kullanmıyorum. Onu 2x kullanıyorum çünkü benim sinirim bozuyor bir tık. Şu anda arkadaşlar 200-220 FPS, yani 200 FPS'in aşağısı neyim mi? Bence yüksek grafiklerle düşük grafikler arasında bir fark yok arkadaşlar. Valorant böyle bir oyun maalesef. Aslında hani daha güzel grafiklerle olsa daha iyi olurdu. Ancak Valorant herkes oynayabilsin yani. Kötü bilgisayarı olanlar da oynayabilsin, iyi bilgisayarı olanlar da oynayabilsin diye. Sanırım Riot Games düşük grafikler bir oyun yapmış. Ancak grafikleri gerçekten tatlı. Ve düşük ve yüksek grafik arasında bir fark yok. O yüzden düşük grafik alıp daha yüksek FPS alabilirsiniz. Videomuzu burada sonlandırayım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar dilerim. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.